Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskı ve zulme karşı İstanbul'da eylem düzenlendi. İHH'nın İstanbul'da düzenlediği eyleme binlerce kişi katıldı. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine karşı sessiz çığlık eylemi düzenlendi. Çin işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı. Fatih Camii'nden saat 19.30 sıralarında toplanan grup Fevzi Paşa Caddesi'nde yürüyüşe başladı. Ardından Saraçhane'den geçip Beyazıt Meydanı'nda yürüyen grup zaman zaman slogan atarak protesto etti. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın basın açıklamasının ardından ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu dua etti. Duadan sonra grup dağıldı. Öte yandan Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar çeşitli illerde STK'lar ve vatandaşlarca protesto edildi. İsveç parlamentosu Çin'le ilişkilerde daha sert bir tutum izlenmesi gerektiğini öngören bir tasarıyı onayladı. İsveç Uygur Marif Derneği yöneticilerinden Nicat Turgut'un verdiği bilgiye göre 12-13 Aralık tarihlerinde İsveç parlamentosunda Uygurların durumu ve Doğu Türkistan'daki ceza kampları hakkında oturumlar gerçekleştirildi. Çin'e daha sert bir tutum izlenmesi gerektiğini öngören bir yasa tasarısı 17 Aralık akşamı İsveç parlamentosunda kabul edildi. Çin'in İsveç hükümeti ve medyasını hedef almasının yanı sıra Doğu Türkistan ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri İsveç parlamentosunun bu tasarıyı onaylamasının önemli nedenleri arasında yer alıyor. Çin televizyonu ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren canlı yayında Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesi üzerine yayına son verdi. CNN muhabiri Will Ripley, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kanalın Pekin'deki canlı yayın akışının kesildiğini belirtti. Ripley, demokrat adaylara Çin'in insan hakları ihlalleriyle ilgili kayıtlar ve Sincan'daki Müslüman azınlıkların kamplarda tutulmasıyla ilgili sorular soruldu. CNN'in aday adaylarının canlı yayın tartışması Pekin'de kesildi dedi. Adaylardan Indiana South Belediye Başkanı Pete Buttigieg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili daha fazla şeyler yapmakta başarısız olduğunu söyledi. Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti. Yıl sonuna kadar yenilenmesi gereken karar, Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından Rusya ile uzun süren müzakerelerin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. Yardımların gönderildiği sınır kamplarının sayısının azaltılmasını isteyen Rusya, yapılan çeşitli tekliflere rağmen ikna edilemedi. Twitter Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter kullanıcısının hesabını yanlış bilgi ve reklam içerikli e-mail yaydıkları gerekçesiyle kapattığını açıkladı. Şirket hesabından konuya ilişkin açıklama yapan sosyal medya platformu Twitter, kapsamlı bir araştırma sonrası bu kararı aldıklarını belirtti. Yapılan açıklamada kapatılan hesaplardan en az 6 bininin Suudi yönetiminin desteklediği propaganda faaliyetlerinde yer aldığı kaydedilirken, bu hesapların Suudi yetkililer hakkında pozitif bilgi yaydığı ifade edildi.